Oyundaki en nadir şeylerden bazılarının hala da alınabilir olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu videoda hala alınabilir olan nadir şeylerin hepsini göstereceğim ve tam şimdi bunları nasıl alabileceğinizi öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak oyundaki en nadir rozetler hakkında konuşalım. Ve size müjdem, bu rozetler aşırı nadir olmasına rağmen bu rozetleri hala daha alabiliyorsunuz. Peki nedir bu rozetler? En kolay alınandan en zor alınana doğru gidelim. İlki Macerino destekçi rozeti. Bu rozeti almak için Brawl Stars'ın e-spor maçlarına en az 5 dolarlık bir bağış yapmanız gerekiyor. Bu rozetin çok nadir olma nedeni ise çoğu kişi 5 dolar bağış yapacağına Brawl Pass almayı tercih ediyor ve mantıklı olan da bu zaten. Ama eğer bir koleksiyoncuysanız bu rozeti kaçırmayın derim. Macerino şampiyon rozeti ise önceki gibi bağış yaparak alınmıyor. Tam tersi, bir e-spor turnuvasında takımınızın birinci olması gerekiyor ve bu turnuvalara katılım süreçleri de karmaşık olduğu için oldukça nadir bir rozet bu. Ancak eğer sağlam bir takımınız varsa bir turnuvaya kayıt yapıp birinci olarak bu rozeti alabiliyorsunuz. Bunların aralarından en nadiri ise Brawl Stars Dünya Şampiyonu rozetleri. Bu rozetleri almak neredeyse imkansıza yakın çünkü Brawl Stars Dünya Şampiyonası'na katılıp takımınızın birinci olması gerekiyor ama teknik olarak imkansız değil. Sınırlı süreli kostümler de aslında aşırı nadir şeyler arasında. Bu kostümlerin içinde Karanlık Lord Spike, Başsız Stu, Korsan Colt gibi çok kişinin almak istediği fakat alamadığı kostümler var. Bu kostümler aslında oldukça nadir çünkü genelde çoğu senede bir oyuna dönüyor ve çok kısa süre sonra yine gidiyor. Örneğin Karanlık Lord Spike'ı baz alırsak bu kostüm yeni ay yılı kostümleri kategorisinde ve sadece oyuna her sene başı gelen yeni ay yılı temasıyla geri dönüyor. Ayrıca bu tarz sınırlı süreli kostümler mücevheriyle satılmadığı için kostümü almak istiyorsak önceden elmas biriktirmiş olmamız gerekiyor. Başka bir örnek ise Başsız Stu. Muhtemelen 31 Ekim'de Cadılar Bayramı temasıyla oyuna geri dönecek ve indirimli şekilde satılacağını düşünüyorum. Ancak burada çoğu oyuncunun düştüğü büyük bir hata var. Supercell genelde bu gibi kostümleri getirmeden önce elmaslarınızı harcamanız için markete büyük indirimli teklifler getiriyor. Aslında bu teklifler kesinlikle almaya değer ama eğer sınırlı süreli kostüm almak istiyorsanız gelen teklifler ne kadar iyi olursa olsun elmaslarınızı harcamamalısınız. Yoksa beklediğiniz kostüm geldiğinde elmasınız bu kostümü almaya yetmez. İşte sınırlı süreli kostümlerin oldukça nadir olmasının sebebi de bu aslında. Dediğim gibi kostümler senede bir oyuna geliyor ancak onlar gelene kadar marketteki diğer iyi tekliflere elmas harcadığımız için o kostümler geldiğinde elmasımız yetmiyor. Sınırlı süreli kostümlerin yanı sıra Yıldız Şeli, Kaçakçı Penny gibi oyuna yalnızca bir kez gelmiş kostümler de var. Bu kostümler geçmişte sadece bir kez verildi ve artık verilmiyor. Ama fark ettiyseniz Supercell son zamanlarda bu gibi kostümlere renk seçeneği getiriyor. Ama ben bu renk seçeneklerine mümkünse elmas veya mücevher harcamanızı önermiyorum. Çünkü normalde nadir olan kostümün renk seçeneği hiç de nadir olmuyor ve genelde yeni gelen kostümler kat kat daha iyi oluyor. Örneğin sizce eski kostümün renk seçeneği olarak gelen Duellocu Rico mu daha iyi yoksa Bölüm Sonu Rico mu? Bana sorarsanız tabii ki de Bölüm Sonu Rico daha iyi derim. Nadir son kostüm çeşidi ise saf altın kostümler tabii ki. Bir saf altın kostüm almak için öncesinde o kostümün saf gümüş halini 10.000 altına almanız gerekiyor ve daha sonra saf altın versiyonunu da 25.000 altına alabiliyorsunuz. Altın kasmanın ne kadar zor olduğunu varsayarsak bu kostümlerin neden bu kadar nadir olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bu kostümlerin nadir olması sizi bu kostümlere altın harcamaya itmesin sakın. Eğer tüm savaşçılarınız max değilse bu kostümlere kesinlikle altın harcamayın. Saf gümüş kostümü alacağınıza bir karakterinizi 11 seviyeye yükseltebiliyorsunuz ve oyunun zaten ana amacı da karakterlerimizi en son seviyeye yükseltip kupa kasmak olduğu için bu kostümlere yalnızca tüm karakterlerinizi maksadığınız zaman altın harcamanızı öneriyorum. Tabii bu kostümlerden daha da nadir olan bir şey var. O da şöhret. Hayır, dünya şöhretinden bahsetmiyorum. Uzaylı şöhretinden bahsediyorum. Bu şöhret seviyesine ulaşmış oyunda şu an sadece 4-5 kişi var ve bu şöhrette sadece bir yıldız ilerlemek bile 50.000 kredi istiyor. Bunun ne kadar çok olduğunu şöyle açıklayayım. Bir efsanevi karakterin 3800 krediye açılabildiğini biliyorsunuz. Uzaylı şöhretinde sadece bir kademe ilerleyebilmek için 13 tane efsanevi karakter açmaya gerekli olan kredi miktarını toplamanız gerekiyor ve bu şöhreti atlayabilmek için de toplamda 150 bin kredi toplamanız gerekiyor. Bu kredi de muhtemelen oyundaki tüm savaşçıları iki kez açmaya eşdeğerdir. Ama tabii ki de günler geçtikçe daha fazla kişi uzaylı şöhretine ulaşacağı için bu şöhretin de değeri zamanla düşecek ve eğer oyunu yeterince uzun süre oynarsak bu şöhrete hepimiz bir gün ulaşacağız. Ve son olarak en nadir profil ikonlarından bahsedelim. Muhtemelen bu iki profil ikonuna sahip birkaç oyuncuyu daha önce maçlarınızda görmüşsünüzdür. İlki Supercell içerik üreticisi profil simgesi ve oyundaki en nadir profil simgesi olarak geçiyor. Ama bunu almanın hala mümkün olduğunu söylesem, bu profil ikonunu alabilmek için Supercell'in içerik üreticisi programında 5000 aboneye ulaşıp resmi içerik üreticiliğine kabul edilmeniz gerekiyor. Ardından oyuna içerik üretmekte olan bağlılığınızdan dolayı bu profil ikonu sizlere hediye ediliyor. İkincisi ise Brawl Stars'ın 1. yıl dönümünde verilen profil ikonu. Aslında bu profil ikonu da hala alınabiliyor ama farklı bir şekilde. Eğer oyunda 2020 veya daha erken bir yılda kurduğunuz bir hesabınız varsa o hesaba giriş yaptığınız zaman eğer bu profil ikonunu daha önce almadıysanız profil ikonunun markette alınabilir olduğunu göreceksiniz. Bunun
yanı sıra oyundaki en nadir spreyden de bahsetmek istiyorum. O da Supercell içerik üreticisi spreyi. Bu spreyi öyle kolay kolay göremezsiniz. Çünkü bunu alabilmek için Supercell'in içerik üreticisi programında en üst seviyeye ulaşmış olmanız gerekiyor. Ama teknik olarak bu spreyi de almak hala mümkün. Ama şu ana kadar saydıklarımdan hiçbiri oyundaki en nadir şeye yaklaşamaz bile. O da tabii ki kötü takım arkadaşlarıyla karşılaşmamak. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da kötü takım arkadaşlarından nasıl kurtulabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.